Messi ve Ronaldo, Coca-Cola ve Pepsi, Nadal ve Federer, Apple ve Samsung. Saydığım ikilileri birbiriyle rekabet halinde görmeye gayet alışkınız. Bunlara çok benzeyen ama bir o kadar da benzemeyen bir rekabet ise yıllardır tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Politik, ekonomi, teknolojik ve hatta kültürel bir rekabetten bahsediyorum. America first. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin rekabeti. Her iki ülke de şimdiye kadar onlarca farklı konuda karşı karşıya geldi. Biri ne yapıyorsa diğeri onu ondan daha iyi yapmaya çalıştı. Milyarlarca dolarlık harcamalar hep bu rekabet için planlandı, imzalar bunun için. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ni şimdiye kadar karşı karşıya getiren tüm meseleleri burada saymak çok kolay olmayabilir. Ben size son yıllarda duyduğunuz en ilginç kovalamacayı anlatmak istiyorum. Tabii önce küçük bir ricam var. GZT'nin YouTube kanalına abone olmanız bizim için çok önemli. Birkaç saniyenizi ayırırsanız size her gün en az bir kaliteli içerik sunacağımıza söz veriyoruz. İki koca ülke denizin dibindeki bir uçağa daha erken ulaşmak için seferber olmuş durumda. Olayın en başına gidelim. 24 Ocak 2022 Pazartesi günü bir uçak USS Carl Vinson uçak gemisinden kalkarken düştü. Bu uçak bildiğiniz uçaklara pek benzemiyor. Değeri 100 milyon dolar ve Amerika Birleşik Devletleri donanmasının en yeni ve en gizli ekipmanlarıyla donatılmış durumda. Yani uçan bir askeri servetten bahsediyorum. Söz konusu pazartesi günü F-35C savaş uçağı planlı bir tatbikat esnasında uçak gemisinin güvertesine çarparak suya düştü ve kazada tam 7 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri kendileri için felaket olabilecek kadar önemli olan bu uçağı aramak konusunda normalden çok daha tedirgin olmuş durumda. And the US fears China may try to reach the wreckage first. Çünkü uçağa ulaşmak isteyen çok güçlü bir rakibi var. Tabii ki Çin. Güvenlik kaygısıyla detayları tam olarak bildirilmeyen kaza neticesinde uçağın Güney Çin Denizi'nin dibinde olduğu tahmin ediliyor. Bölgeye en yakın konumdaki Amerika Birleşik Devletleri enkaz çıkarma gemisinin yaklaşık 10 günlük bir mesafede olması ülke yetkililerinin canını fena halde sıkmış durumda. 2016'da uluslararası bir dava neticesinde Güney Çin Denizi'ne herhangi bir hakkı olmadığı sonucuna varılan Çin, bu karara rağmen bölgede aktif bir politika izlemeye devam ediyor. Yani kısacası Çin, Güney Çin Denizi'nde ciddi bir güce sahip durumda. Bu güç, Amerika Birleşik Devletleri'nin uçağa ulaşmak konusundaki endişesini de tabii tırmandırıyor. Biz iki ülkeyi birden harekete geçiren F-35C'leri yakından tanımaya devam edelim. Öncelikle tamamen uçak gemisi operasyonları için tasarlanmış ve üretilmiş ilk saldırı uçağıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Denizlere gizlilik getirecek kadar sessiz aksamı ve özel kenarlıkları fazlasıyla dikkati çekecek. Birçok farklı analist F-35C'nin tarihteki en gelişmiş sensör paketine sahip olduğunu söylüyor. Geniş kanat açıklığı ve güçlü iniş takımları da uçağı ABD donanması için en özel parçalardan biri yapıyor. İç ve dış silah taşıyabilen ve toplamda yalnızca 273 tane üretilen uçak, açık kaynaklarla paylaşılmayan çok sayıda güçlü özelliğe daha sahip. Evet, Çin de tabii ki bu özelliklerin peşinde. Truman Project'te görevli Çinli güvenlik uzmanı Bryce Barros'a göre Çin siber casusluk ile uçağın iç tasarımının tamamını ele geçirmek istiyor. Uçağa bizzat ulaşıp gerçek parçalarını görmek, bunların nasıl yerleştirildiğini de görüp zayıf noktalarını çözmek de Çin'in temel hedeflerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu denli geren ve hatta korkutan kaza sonrası enkaz kurtarma çalışmaları hızlıca başlatıldı. Donanmanın enkaz ve dalış ekipleri savaş uçağına kesecikler bağlayıp bunların içini havayla dolduracak ve uçak yüzeye doğru çıkacak, tabii bulunursa. Fakat uçağın gövdesi tek parça halinde değilse bu durum işleri fazlasıyla zorlaştırabilir. Uçağın gövdesinde roketler bulunması ihtimalinden bahsetmiyorum bile. Gördüğünüz gibi işler her iki ülke için de çığırından çıkmış durumda. Çin'in ABD'nin gizli sırlarına ulaşması ihtimali dünya genelinde ciddi bir rekabet üstünlüğü oluşturabilir. 1974'ün Nisan ayına kadar. Soğuk Savaş zirvede ve CIA havai açıklarında denizin tabanına oturmuş bir Rus denizaltısıyla karşılaşıyor. CIA durur mu? Hemen dev bir mekanik kıskaçla denizaltıyı ele geçiriyor. O günün şartlarında en yetkin deniz savaş unsurlarından biri olarak değerlendirilen araç, ABD'nin bugün bile kullandığı çok sayıda teknolojinin öncüsü oluyor. 2011'de Usame Bin Laden için düzenlenen operasyonda düşen uçağın Çin tarafından ele geçirilmesi ve 1962'de Çin'in İngiliz denizaltısına ulaşması da tarihteki diğer örnekler arasında. Uçağın ne zaman kim tarafından ele geçirileceği bilinmese de şunu net olarak söyleyebiliriz. Bazı hatalar tahmin edilenden daha büyük sonuçlar getirir. Ve hatta bazı hataların telafisi yoktur.
GZT'nin YouTube kanalına abone olmanız bizim için çok önemli. Birkaç saniyenizi ayırırsanız size her gün en az bir kaliteli içerik sunacağımıza söz veriyoruz.